Halamla mutfaktayız. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden Salı. Salı bugün. Tamam geliyorum. Şey boşaltın. Çocuklara biraz porridge yaptım. Karınlarını doyuracağım. Aşkım bugün çarşambadır bence. Çarşamba değil, bugün Salı. Öyle mi? Aha. Halam da bize şey yapacak, biraz patatesli gözleme yapacak, ben seviyorum diye. Porridge'ler de hazır. İçine biraz tut ve neydi onun adı? Ceviz koyacağım. Tut şöyle, alttakiler böyle ufalanmış. Bunları koyacağım üstüne. Bunlar kırılığında ufalıyor. Aha. Güneşler kuruyor ya. Aha. Altlar hep bekliyor. Ama tam işte şey çocuklar yiyeceği şeklinde. Ondan sonra doğal şeker. Evet, yulafımız hazır. Bizim snack kutumuzu çıkartıyor. Arya hayır, arabada yiyeceksin onları. Sadece arabada. Hayır Arya. Ben tüm paketi geldiğim gibi geri götürüyorum bu arada. Hiç yemediler. Gel yemek yiyelim. Sen çünkü acıktın şimdi. Ona buradan süt sarıyorsun. Gel. Hadi let's go and eat. Let's go and have breakfast. Good girl. Falan başladı açmaya. Patates içimizde burada. Ondan sonra böyle 3 tane hazır etmiş. Herhalde ben... Ya işte böyle güzel şeyler niye hep bol kalorili oluyor? Böyle lezzetli şeyler hep bol kalorili oluyor. İşte bol kalorili de olmasa tatlı olmaz aşkım. Yağ olur, soğan olur. Mesela her şey bol olunca güzel oluyor. Mesela bunlar üstüne tereyağı sür. Yok, yeme yanında. Evet, çayına yeme yanında yok. Evet. İyice yat. Ha biz de bu işlerin uzmanıyız aşkım. Yani hiç bize zor gelmez. Ne güzel açıyor bak. Burada sahil kenarında ben börek köfte yardım satayım. Yapabilirsin. Londra'da kadınlar öyle başladı yavaş yavaş. Ondan sonra kafeler artık kadınları şey tutmaya başladı. Bu sefer camın önünde yaptırmaya başladılar ki hani doğal olduğunu görüp alsınlar. Tabii. Canlı yaparken. Ondan sonra şimdi bayağı popüler yani. Gözleme böyle. Şeyde çökelekte yapıyorsun, peynirde yapıyorsun, ıspanakta yapıyorsun yani. Her türlü yapıyorsun. Her çeşit kıyma, hepsini yapıyor. Ben bugün sonra ben biraz süt alırım, yoğurt yaparım, çökelik yapayım. Biraz çökelik yapayım. Ben de çocukların tabletini şarj etmeye çalışıyorum ki arabada şey olmasın, camları sıkılırsa ama bu şarj olmuyor. Biz çıktık şimdi, yerleştik arabaya ve eve dönüyoruz. Falan çocuklara bakıyor. Ben son bir çek. 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 Devran da burada. Tik. Tüz. Ayrıca sağlık. Yine gelin olur mu? Yazın garanti. Hadi güle güle. Görüşürüz. Şöyle. Mart'ta gelip alacağım halamları. Hadi Nazlı. Karakatta ama. Mart'ta burada dururlar. Tamam. Niye? Yok buradalar. Aman dikkatli git. Tamam Allah hadi görüşürüz. Öptüm. Aldım arkada. Arkada güzel yıkanmış baya. Güzel görünüyor. Güzel oldu. Aşkım sen gidiyor musun oğlum? Abi de ikonu kesim as well. Kurban olayım sana. Al hadi bebeğin maması. Bye bye. You can come again, okay? Ha. You can play with tennis and abla, Ceren abla. Hadi görüşürüz. Nazlı güle güle uğurlar olsun. Herkese selam. Tamam. Hadi, haber veririm size. Tamam hadi. Okay. Bay bay. Çocukların tabletleri yanımda. Telefonum yanımda. Yemek çantamız yanımda.
Ben navigasyonu açayım. O da burada. Biz yola çıktık. Yaklaşık 10 dakikadır falan sürüyorum, kullanıyorum arabayı. Arya kuzu biraz önce uyudu. Devran uyuyor. Umarım derinde bir 5-10 dakika sonra uykuya dalar. Her ne kadar uyumam dese de umarım biraz uyur. O şekilde yolculuk biraz daha sakin geçiyor benim için. 1 saat 43 dakikamız var ve yağmur başladı. Hurra! Biz eve geldik. Evime geldim çok şükür. Rahat geldik. Çocuklar arabada uyudular. Ondan sonra ben de rahat rahat arabayı kullandım. Geldim. Şimdi kendime bir çay yapacağım. Ondan sonra da biraz ortalığı toparlayacağım. Aynı zamanda çocuklara bir... Teşekkür ederim Aliye. Al mami. Çocuklara bir pırasa yemeği yapacağım. Ondan sonra da akşama da bir smoothie yapacağım kendime akşam yemeği olarak. Çünkü detoks almam gerekiyor. Bol yeşillikli bir smoothie yaparım. Onun öncesinde zaten pırasa çorbasını yeriz. Ve biraz ortalığı toparlayayım. Çünkü akşama misafirim gelecek ve kaçta geleceğini bilmiyorum. Şu an bile her an gelebilir. Hiçbir fikrim yok. Aradım kaldırmadı. O yüzden ben bir ortalığı toparlayayım. Devran da uyuyorken bir süpüreyim, sileyim. Tuvalet banyoyu bir ilaçlayayım. Ondan sonra da biraz artık otururum. Ne yapacaksam bilmiyorum. Benden 3 çocuk temizlik videosu isteyenler var. Çok yapmak isterim. Aklımda. Ama o gün bugün değil. Yarın da değil. Yarın Serhat'ın teyzesi gelecek. Yani belki Perşembe, Cuma günü öyle bir video gelebilir arkadaşlar. Benden çekelim. Size... gelir. Çocuklar biraz dinleniyorlar. Dediğim gibi ben de ortalığı biraz toparlayayım. Sağ olsun. Nasıl bıraktıysak kumanda bile aynı yerdeydi. Ver. Ah! Banyo tamam. Mutfak tamam. Yemek tamam. Salon tamam. Dur aşkım doldurayım yemeği. Şimdi oturup biraz yemek yiyelim. Gel bak kepçe burada elimde. Yerleri süpürdüm, silemedim. Devran da uyandı, onu da emzirdim. Yani anlayacağınız yoldan geldi ama henüz oturup bir çay bile içemedim. Çocukların karnı da doyurayım bir güzel. Ondan sonra artık otururum bir çay içerim. Daha saat erken, saat 4. Bir. 2 saattir ki gelmişiz. Hayır. 1,5 saat. Yemeğin iyisinden çocuklar. Misafirlerim geldi. Çayımı koydum ocağa. Demlensin. Bim. Sana yoğurt verdim var ya. Biraz çerez falan indirdim. Çocuklara da yoğurt çıkardım yesinler diye. Geçelim içeri şimdi. Çay eşliğince çay keyfi yerinde. Birazcık da çerez. Yanında da Survivor. Süper. Bir daha yap. No 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 eso no 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 eso no eso no 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 eso no no no. Misafirler gitti ve babamız geldi. Biz siz nasıldı canım benim? En çok kimi özledin? Ali. Tabii ki beni. Peki Devran? Devran.
Hey Brian. Ben de ortalığı biraz toparlayayım. Dur çık. Dur çık hele. Mommy. Where is your phone? Bilmiyorum bebeğim. Sen de ses çıkarıyorsun. Tabii ki. Bak konuşuyor seninle. Sen neredeydin diyor. Neredeydin? Sen neredeydin? Ya ben bu kızımı başka seviyorum. Nasıl başka seviyorsun ya? Ya sen var ya sen beni can verirsin. Senin var ya şu dişlerimi kopardım ya. Okay, you guys are popping. And you just came back from Brian. Don't get me paranoid. Cem, saçmalama. I not say that one. Brighton'da biliyorsunuz korona virüsü bulundu. Ama biz Brighton'a gitmedik. Ve evine gittik ama ve evinde de GP'leri falan kapatmışlar mahalle doktorlarını. We go to Brighton, mom. Ama biz evet Brighton'a gittik. Hey kurbanım be ve onu bir kucakla. Ben de mutfağa geçeyim. Koca geldiğinde bir kadın ne yapar mutfağa girer. Biraz ortalığı toparlayayım. Bulaşığım var yıkayayım. Aslında çocuklara bir banyo koyasım vardı ama çok geç oldu. Yarına saklayacağım. Ben direkt buraları hemen bir hiper güçle toplayayım. Ondan sonra da çocukları uyuturuz. Saat 8:30. Fatma teyze sağ olsun böyle örgülü yelek getirmiş. Bir tane sarı. Bilmiyorum aşkım, koltuğun üstünde olabilir. Bir tane böyle beyaz yelek. Derin ve Arya'yı da unutmamış sağ olsun. Şöyle birkaç kıyafet getirmiş bu pantolon. Derin için. Yazlık. Patates böreği var. Şöyle. Ondan sonra Devran için yazlık beyaz tişört. Arya kuzu için uzun legin. Ve Devran için yazlık bir set. Teşekkür ederiz ve yeni doğan bebek hatıra defteri mi yoksa fotoğraf albümü mü? Evet, fotoğraf albümü. Bir tane fotoğraf. Çok tatlı. Teşekkür ediyoruz. Ya benim oğlum orada ne diyor? Ne? Ne? Resmen konuşuyor seninle. Hele şu nereden çıktı ya? Sen nereden çıktın ya? Dikkat et, dikkat et bey bana parmağını. Çocuklar uyudu. Ben de videoyu kapatmadan önce size çok özel bir kanal önermek istiyorum arkadaşlar. Son zamanlarda bayağıdır benim yorumlarda da öne çıkan isimlerden bir tanesi Ceylan Özdemir. Kanalını açıp size de göstereyim. Lütfen bu videoyu kapatmadan önce bu arkadaşımıza gidip abone olursak çok sevinirim. Çünkü Ata isminde sanırım 2 yaşında yeni girmiş bir tane oğul var. Ve anladığım kadarıyla ve dinlediğim kadarıyla epilepsi hastası ve mikrosefali hastası diyebiliyorum. O da kafatasının normalinden biraz daha küçük olması. Tabii kanalına giderseniz kendi çok 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 detaylı anlatıyor zaten. Ben de abone oldum geçen haftadan itibaren ve videolarını kalbim izin verdiği kadar izleyebiliyorum. Çünkü daha yeni doğum yapmış bir insan olarak gerçekten böyle şey kalbim bazen yetmiyor yani izleyemiyorum. Sanırım Londra'da ilaca ihtiyacı vardı. Bir epilepsi ilacına ihtiyacı vardı. Ben de kendisine mail attım. Sağ olsun siz de yorum yazdınız bana Ezgi. Hani lütfen ulaş diye bir şeyler ihtiyacı varmış herhalde diye. Ben de kanalına baktım. Toplu kısmında bir ilaç ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve ben de hemen kendisine mail attım. Ve mail attığımdan beri maillerime bakıyorum. Yazacak mı yazacak mı yazacak mı diye.
Ben de hemen burada bir tane Türk eczanesi var. Aradım ve onlar da bir şeyler ayarlayabileceğini söyledi. Yarın tekrar arayıp teyit edecekler bana. Umarım istediği ilacı ben buradan gönderebilirim. Bu arada buradaki yaşayanlar bilir, yani yurt dışında yaşayanlar bilir. Reçete olmadan biliyorsunuz burada ilaç alamıyoruz. Ama reçeteyi gönderebileceğini söylemişti Ceylan. Bu şekilde eğer ilaç alabilirsek belki ödeme yapmak zorunda kalabileceğiz, bilmiyorum. Onu daha detaylı yarın öğrendikten sonra size de haber veririm. Yardım etmek isteyen arkadaşlar varsa Londra'da o zaman benimle iletişime geçebilir. Ve bu şekilde, çünkü sadece bir paket iki paket değil, Türkiye'de sanırım bir grup yapmışlar benim anladığım kadarıyla. Ve bu ilaca ihtiyacı olan birçok çocuk var ve aralarında ilacı paylaşıyorlarmış. Bu şekilde biz de bir kısmını gönderebilirsek en azından onlar bir süreliğine idare edebilir diye düşünüyorum. Elimden ne gelirse yardım etmeye çalışacağım tabii ki de. Umarım benimle en kısa zamanda iletişime geçer. Buradan da onu söyleyeyim dedim. Bilmeyenler de varsa Ceylan Özdemir kanalına gidip takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir videosunu açık bırakıp izleseniz bile, abone olsanız bile o onun için büyük bir destek. İnanın bana. Bu kadar bugünlük de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle konularda biliyorsunuz benim dilim kilitleniyor, yani pek konuşamıyorum. Ama anladınız siz beni. Yarın görüşürüz. Görüşürüz yarın. Bye.